Buldu. Parti sözcüsü Deniz Yücel neler söyleyecek? Harekat operasyon bölgesinde 12 evladımızı şehit verdik. Piyade teğmen Ramazan Günay, piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan, piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli er Semih Yılmaz, piyade uzman çavuş Abdülkadir İyem, piyade uzman çavuş Ahmet Aslan, piyade sözleşmeli er Emre Taşkın, piyade sözleşmeli er Yasin Karaca, piyade sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu, piyade sözleşmeli er Cebrail Dündar, piyade sözleşmeli er Enis Budak ve piyade sözleşmeli er Kemal Aslan. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Her birinin arkalarında bıraktıkları evlatları, gözü yaşlı anaları, babaları ve eşleri var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İnsan olan herkesin canının yandığından hiç şüphemiz yok. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatan savunmasında canlarını seve seve feda eden bu evlatlarımız için canımız yanıyor sözünü söylemekten daha fazlasının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Artık Cumhurbaşkanı'nın şehitlerimiz üzerinden ahkam kesmesine tahammülümüz yok. Artık Aile Bakanlığı şehidimizin Tokat'taki kerpiçten evini yenileyecekmiş gibi haberlere tahammülümüz yok. İçeriksiz kınama metinlerinin yer aldığı A4 kağıtlarına, altına atılmış samimiyetsiz imzalara tahammülümüz kalmadı. Şehitlerimize Suudi Arabistan kralı kadar kıymet vermeyenlerin terör örgütleriyle yarışan hainliklerine tahammülümüzün kalmadığı bir noktadayız. Zenginlerin, fakirlerin şehadeti üzerinden siyaset yapmasına artık tahammülümüz kalmadı. Şehitlerimizin tabutlarının yanı başından siyaset yankılanan mikrofonlara tahammülümüzün kalmadığı bir noktadayız. 13 Ağustos 2012'de bir AKP Genel Başkan Yardımcısının birkaç Mehmet şehit oldu diye meclis toplanmaz dediğini unutmadık. Biz emperyalizme karşı milli mücadeleyi vermiş, cumhuriyeti kurmuş bir partiyiz. AKP ise terör örgütleriyle müzakere masasına oturan partidir. Yakın geçmişte Kandil'den AKP'ye teşekkür ediliyordu. Şimdi kalkmış imzaladığınız kağıt parçası üzerinden bize milliyetçilik taslamaya çalışıyorsunuz. Önce şu sorulara makul ve mantıklı cevap verin. Milli Savunma Bakanı Gazi Meclisi neden bilgilendirmiyor? Ulusal yas ilan etmek için ne bekliyorsunuz? İdlib'de 36 evladımız şehit olurken Rusya'dan hesap soracağız dediniz. Eliniz güçlü olsun istedik ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak Gazi Meclis'ten çıkan ortak bildiriyi imzaladık. Peki ne oldu? Putin'in kapısında dakikalarca bekletilmekten başka bir şey oldu da bizim mi haberimiz yok? 12 şehidimizin de 21 yıldır ülkemizin dört bir köşesine ateş düşmesinin sorumlusunun da bölücü örgütü bitirdik yalanıyla günü kurtarmaya çalışan AKP olduğunu biliyoruz. Bizim terörle ilgili hiçbir sorumuza yanıt vermeyen, sorumluluk almaktan kaçan ve sorumluluğu hep başkalarının üzerine atan bir iktidarla aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup ona meşruiyet kazandırmayacağız. Bir grup troll, havuz medyası bizi linç edecek diye gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Ankara'da şehit cenazesi varken mecliste mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz. Şehit haberleriyle yüreğimiz dağlanırken TRT'de müzik yayınlayanlar bize bildiri dayatamaz. Değerli arkadaşlar, bu milletin evlatları vatan savunmasındayken hiçbir şey yokmuş gibi davrananlar bize milliyetçilik taslayamaz. AKP milli yas ilan edemiyor ama aslında milletimiz kendi yasını ilan etti. Çünkü 12 eve düşen ateş 85 milyonu yakıp kavurdu ve kahretti. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de 3 gün süreyle kutlama, konser, kültür ve sanat etkinlikleri gibi organizasyonlar
gelen şehit haberleri sonrasında ertelendi. Değerli basın mensupları, dün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte Manisa'daki şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın naaşını Akhisar Hava İndirme Komutanlığı'nda karşılayarak Manisa Saruhanbey Camii'nde son yolculuğuna uğurladık. Şehit cenazesinde şehidimizin aziz hatırasına saygısı olmayan bir avuç kendini bilmezin çıkardığı provokasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu provokasyona Manisa'dan katılanların parti aidiyetleri dikkat çekiyor. Hepsi tek tek tespit ediliyor. Şehidimizin ailesi ve yakınları provokasyona izin vermedi. Onlar genel başkanımızı arayarak yapılanlardan büyük üzüntü duyduklarını ilettiler. Genel başkanımıza ve bizlere yapılan o saldırıyı yapanlar korkak ve karanlık güçlerin elinde maşa olmuş kullanışlı aparatlardır. Bu ve benzeri provokasyonlar bizi doğru bildiğimizi yapmaktan ve söylemekten alıkoyamaz. Değerli basın mensupları, kolay siyasete alışan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yükselen itiraz karşısında ne yapacağını şaşıran AKP sözcüsü Ömer Çelik aklınca bizi eleştirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör karşısında kendi bildirisini yayınlamasından rahatsız olmuş. Ortak bildiriye imza atılmaması utanç vericidir demiş. Sayın Ömer Çelik, sana sesleniyorum. Sen önce Savunma Bakanınıza 24 saatte 12 evladımızı neden şehit verdik? Onun bir hesabını sor bakalım. Sonra Savunma Bakanınıza Mehmetçiğimiz sınırda canını dişine takmış, teröristlerle çatışıp şehit olurken şimdiye kadar yayınlanan bildirilerden, atılan imzalardan sonra ne yapıldı? Kaç evladımız şehit düştü? Onu sor. Utanç verici olan nedir biliyor musun Ömer Çelik? Çözüm sürecinde karakollara terör örgütü PKK'yı görmezden gelin, müdahale etmeyin talimatı vermektir. Utanç verici olan alçak terör örgütü PKK'yı muhatap alıp Oslo'da masaya oturmaktır. Sonrasında da biz görüşmedik, devlet görüştü demek yüzsüzlüktür, pişkinliktir, utanmazlıktır. Utanç verici olan terör örgütünün elebaşısı Öcalan'ın mektubunu devletin ekranlarında okutmaktır. Osman Öcalan'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi kanalı olan TRT'ye çıkarmaktır utanç verici olan. Utanç verici olan teröristleri affetmek için Habur'da seyyar mahkemeler kurmak, devletin hakimlerini teröristlerin ayağına göndermektir. Sınırı koruyan Mehmetçi'ye çözüm süreci var deyip mermi vermemektir. Karakol baskınlarında Mehmetçi'yi mermisiz ve savunmasız bırakmaktır. 99, 2000, 2001, 2002 yıllarında toplam 20 şehidimiz varken 21 yılda binlerce evladımızın şehit verilmesidir utanç verici olan. Mehmetçi'yi bile bile ölüme gönderen ellerden çıkmış bildirilere bizim mürekkebimizin tek bir damlası bile düşmeyecek. Değerli basın mensupları, ülkemizde terör uzun yıllardır en temel sorunlardan biri. Terörle mücadele siyasi ve askeri açıdan bütünlüklü bir politika, istikrar, açıklık ve hassasiyet gerektiriyor. AKP iktidarının terörle mücadele politikalarına baktığımızdaysa gördüğümüz sürece göre şekillenen, istikrarı olmayan, kapalı kapılar ardında yürütülen sözde bir mücadele. Milletleri tasada ve kıvançta birleştiren milli ve ortak değerlerimizi ve hassasiyetlerimiz AKP tarafından her zaman günübirlik siyasetin malzemesi haline getiriliyor. Oysa terör günübirlik siyasetin malzemesi yapılmayacak kadar önemli, iktidar hırsına kurban edilmeyecek kadar hassas bir konudur. Çünkü söz konusu olan vatandır. Söz konusu olan Mehmetçik'tir. Biz hiçbir siyasi partinin istikbalini bu memleketin sınır güvenliğinden, bu memleketin terörle mücadelesindeki başarısından daha üstün görmüyoruz. Bu nedenle de terörle mücadeleyi tutarlı bir siyasi çizgide götürmeyen,
teröristleri bile seçim malzemesi olarak kullanan bir partiyle aynı tarafta olamayız. Bu ülkede millet iradesinin tecelli ettiği Yüce Meclisi, operasyonlarla ilgili bilgilendirmekten imtina edenlerin terörle mücadeledeki samimiyetlerine inanmıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın sayfasında başarıyla tamamlandı yazan pençe operasyonlarında neden bu kadar çok şehit verdiğimizi öğrenmek istiyoruz. Bu ülkede terörü ve başta alçak, hain, bölücü terör örgütü PKK olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyoruz. Evet değerli arkadaşlar, sorusu olan varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Buyurun. Değerli arkadaşlar, şu metin, ortak metin, siyasi partilerin imzaladığı metin, terörü ve terör saldırılarını kınıyor. Bizim metnimiz terörü ve terör saldırılarını lanetliyor. Bu metin başsağlığı diliyor ve terör ve şiddetin hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşmayacağını ifade ediyor. Bizim metnimizde diyoruz ki, bizim Mehmetçiğimiz neden şehit düştü? Biz bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini ve genel kurulu, milletin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirmesini istiyoruz. Bu metinler, bu bilgilendirmeler yapıldıktan sonra mecliste temsil edilen siyasi parti grupları, siyasi partiler aydınlatıldıktan sonra ve 12 Mehmetçiğimizin 2 günde şehit düşmesinde sorumluluğu olanlar var mı? Bir ihmal var mı? Alınması gereken önlemlerin hepsi alındı mı? Bunlar konuşulup, tartışılıp gerçekten ortak bir mutabakatla hazırlanması gereken metinler. Bu metinler kaptı kaçtı bir şekilde. Gelin hadi ortak bir metin hazırlayalım. Başsağlığı dileyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılan saldırılar, bölünmez bütünlüğüne yapılan saldırılar başarıya ulaşamayacaktır diyerek samimiyetsiz, şehitlerimizi ve terörle mücadeleyi hafife alarak, lalettayin bir metin kaleme alarak hazırlanacak ve açıklanacak metinler değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu soruların cevaplarını istedik. Milli Savunma Bakanı'nın bu soruların cevaplarını vermesini ve meclisi aydınlatmasını istedik. Ondan sonra eğer gerekirse ortak bir metin hazırlanıp imzalanabileceğini ve kamuoyuyla paylaşılabileceğini ifade ettik. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olayın en ince detaylarını sorgulamakta, araştırmakta, yani araştırmasında siyaset yapılıyor gibi yorumlanması bence hiç de doğru değildir. Aksine böyle geçiştiren ortak açıklamalarla bazı sorumluların ve sorumlulukların üzerini örtmeye çalıştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Şunu söyleyeyim, dünyada asker millet olan çok az toplum vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan Türk milleti, bizim vatandaşlarımız, bizim toplumumuz asker bir millettir. Her evden asker çıkar. Biz askerlerimizi, Mehmetçiğimizi ellerine kına yakarak askere göndeririz. Dolayısıyla bu soruları sormak, bu olayın perde arkasındaki sorumluları ya da ihmaller zincirini araştırmak, soruşturmak bizim görevimizdir. Biz burada görevimizi yapıyoruz. Siyaset üretmeye çalışanlar ya da bazı şeylerin üzerine örtmeye çalışanlar kendileridir.
İptal edilmesi konusu görüşüldü, konuşuldu. Yine partimizin yetkili kurulları bu konuda en geç yarın gerekli açıklamayı yapar. Teşekkür ediyorum.